Herkese merhabalar. Bugün annemle birlikte Migros TV'deyiz. Anneler Günü özelinde Migros ve Dove işbirliği kapsamında şöyle tatlı bir soru cevap yapacağız. Hazır mısın? Hazırım. Biliyorsunuz sizinle sosyal medyada en doğal ve içten hallerimi paylaşıyorum. Bugün de böyle samimi bir sohbet olsun istedik annemle birlikte. Tekrardan hoş geldin anne. Hoş bulduk. Merhaba. O zaman hazırsak artık sorularımız gelsin. Bakımlı bir ciltle özgüvenli olmak arasındaki ilişkiyi nasıl yorumluyorsunuz? Müsaadenle ben bir başlayayım o zaman. Ben çok doğrudan bir bağlantı olduğunu düşünüyorum aralarında. Çünkü özellikle daha böyle genç kızlık, ergenlik sürecinde hani insanın cildinde böyle bir problem olduğu zaman ya da kendini iyi hissetmediği zaman hemen böyle özgüveninde bir düşme oluyordu, değil mi? Tabii, psikolojik açıdan da çok önemli. Evet, gerçekten çok etkiliyor. Böyle cildin güzel olduğu zaman sana daha özgüvenli, daha böyle kendini mutlu ediyorsun sanırım. Değişen güzellik algısı karşısında doğal güzelliğe dair düşünceleriniz neler? Ne diyorsun? Bu sefer de sen baş... Ya doğal güzellikten yanayız tabii ki bence. Bence de. Eskiden doğal güzellik yoktu. Her şey çok ağır oluyordu. Ağır makyaj, aynalarımızı çok ağır, kalın çekerdik. Cildimizi çok iyi temizleyemezdik. Bu kadar ürün yoktu. Doğru. Şimdi gençler çok doğal, çok güzel ürünler var, çok güzel makyaj yapıyorlar. Evet, artık böyle yok gibi makyajlar daha moda ya, biz de daha çok seviyoruz ama sizin zamanınızda birazcık daha böyle abartılar, işte kaşlar çok koyu boyanırdı. Şimdi daha böyle fresh ama bence sizin jenerasyonda adapte oldu artık günümüzün trendlerine. Anne kız ilişkinizi pekiştiren rutinleriniz neler? Mesela bir anne kız gününüz var mı? Aslında biz çok sık vakit geçirdiğimiz için ekstra özel bir anne kız günü yapmıyoruz bence, çünkü sürekli vakit geçiriyoruz birlikte. Yani buluştuğumuz zaman işte özel bir gün olacaksa yemek yemeye gidiyoruz. Anneme fotoğraflarımı çektirtiyorum ben genelde. Bir de onun dışında böyle bakım zamanlarımız oluyor. Benim annemi sıkıştırdığım. İstersen bunu biraz sen anlat. Her gün soruyor. Anne cildini temizledin mi? Anne şu ürünü kullandın mı? Denedin mi? Çok titiz o konuda. Dolayısıyla beni de teşvik ediyor. Bu hoşuma gidiyor. Evet, bir de mesela şey oluyor bazen, benim karma bir cilt yapım var, annemin daha kuru bir cilt yapısı var. Böyle kuru ciltlere göre bir ürünü deneyimlemek istediğimde annemin üzerinde deniyoruz. Onun yorumu, hani iyi nemlendirdim tamam diyorum, o zaman bu ürün kesinlikle olmuştur. O yüzden güzel oluyor. Evet. Kişisel bakıma dair keşke daha bilinçli davransaydım dediğiniz hatalar oldu mu? Muhakkak olmuştur. Ya ben şöyle söyleyebilirim kendi adıma, böyle daha küçükken işte belki lise zamanlarında falan ilk hani böyle ufak ufak artık özellikle hafta sonları makyaj yapmaya başlamışım, öyle heves ediyorum. O zamanlarda cildimi çok iyi temizleyemiyordum. Makyajı çok iyi çıkartamıyordum cildimden. Aslında makyajın iyi temizlenememesi ciltteki birçok problemin de ana sebebi haline geliyor. Siz ne kadar cildinizi temiz tutarsanız işte sivilce, siyah nokta, gözeneklilik, bütün bu problemleri de aslında daha kolay bir şekilde çözmüş oluyorsunuz. Benim en büyük şeyim buydu. Doğru. Ben diyemiyorum çünkü eskiden bu kadar ürün yoktu. O da var, evet. Dolayısıyla bir pişmanlığım yok ama çok şükür şimdi Zeynep'in de teşvikiyle çok güzel ürünler kullanıyorum artık. Peki sizin annenizden görüp kullanmaya devam ettiğiniz bir ürün var mı? Var. Tabii ara ara ben öneriyorum ama annem de bana ürün öneriyor. Hatta kısa bir süre önce Instagram'da da birçok defa beni takip edenlere duyurmuştum. Dove'un 1 dakika serum bakım kremleri var. Gerçekten çok severek kullanıyorum ve ilk defa annem de görmüştüm aslında. Anne sen de bak bu işi kaptın bence ufaktan. Artık annem de beni influence ediyor birçok ürün konusunda. 1 dakika Dove serum bakım kremlerinin saç dökülmesine karşı olanını kullanıyordu annem. Sonra ben hem saç dökülmesine karşı olanını hem de uzun saç terapisini deneyimledim. Hani kendi saçıma uygun olacak şekilde. Ben çok memnun kaldım sayende. Sen de istersen biraz bahset. Ben de çok memnunum. Çünkü çok hem çok kuru saçım hem de dökülüyordu. Gerçekten çok memnun kaldım. Onun için de Zeynep'e tavsiye ettim. Evet, kuruluk doğru. Bir de boyalı mesela saçın. Evet. Boyalı saçlarda daha da önemli aslında o kuruluk meselesi. Hem saçı yumuşatıcı yapıyor. Aynen. Hem saçı yumuşatacak hem de böyle probleme yönelik ürün seçimi önemli, doğru. Siz de saçlarını uzun kullanmayı sevenlerdensiniz. Ancak uzun saç bakımının zor olduğu da bilinen bir gerçek. Saçlarınızın sağlığını korumak için nasıl önlemler alıyorsunuz? Saç bakım ürünlerinden tercihleriniz hangileri? Evet, aslında bu soruya benim yanıt vermem lazım bence. Çünkü benim saçlarım her zaman çok uzun. Ya şöyle, aslında her saçın tabii ki bakıma ihtiyacı var ama uzun saç çok ön planda olduğu için bence biraz daha bakım istiyor. Tabii. Ya o yüzden ben de özeniyorum gerçekten saçlarıma.
Bir önceki soruda bunun cevabını bir tık verdik. Dove'un 1 dakika serum bakım kremlerinden çok memnunum. Ama bir tek o ürün grubu da değil tabii ki. Dove'un genel olarak saç ürünlerini çok severek kullanıyorum. Her saç tipi kullanabilir. Gerçekten kesinlikle tavsiye ederim. Düzenli olmak lazım ama bence. Yani özellikle bu tarz bakımlarda düzenli bir saç bakımı tutturduğunuz zaman bir süre sonra karşılığını alıyorsunuz. Bir de Dove'un ürünlerinde 48 saat koruma var. Yani ürünü kullandığınız zaman sonraki 48 saat boyunca saçlarınızı koruma altına alıyor. O yüzden size de tavsiye ederiz. Doğru söyledim mi? Evet. Kullanmaktan keyif aldığınız ürünler var mı? Kokusu, dokusu ya da içeriği beni iyi hissettiriyor diyebileceğiniz? Dove'un deodorantlarından bahsedebiliriz. Evet, güzel. Yine annemle ortak kullandığımız bir ürün grubu. Dove'un deodorantlarından genel olarak çok memnunuz. 48 saat boyunca ter kokusu ve ıslaklığa karşı sizi koruyor arkadaşlar. Bir de böyle hani tahriş eder mi gibi kesinlikle düşünmeyin. Çünkü 1/4 oranında nemlendirici içerdiği için kesinlikle tahriş etmiyor. Böyle yumuşacık, ferah koltuk kağıtlarınız olmuş oluyor. Anne sen ne düşünüyorsun? Gerçekten çok güzel, yumuşacık. İz bırakmıyor. Evet. İkimiz beraber kullanıyoruz. Yine kullanmayı sevdiğimiz ürünlerden bir tanesiydi. Her gün kullandığınız cilt bakım rutininizde yer alan bir ürün var mı? Benim için olmazsa olmaz diyebileceğiniz? Aslında bu soruya Dove'un Cream Bar'ı olarak cevap verebilirim. Biraz önce de söylemiştim. Yani ben gerçekten cilt temizliğine çok önem veriyorum. Bence en basit ama en önemli aşamalardan bir tanesi. Dove Cream Bar da cilt temizliğinde en çok kullandığım ürünlerden bir tanesi. Annem de çok iyi biliyor. Yani benim olmazsa olmazlarımdan. Sabah akşam böyle düzenli cildimi güzelce köpürte köpürte temizlerim. Aslında Dove'un birçok ürününü biz deneyimliyoruz, değil mi? Eski ve köklü marka olduğu için deneyimliyoruz. Yenileri de denemeye çalışıyorum. Evet, ben de yeni bir ürün olduğu zaman özellikle hep böyle anneme ve kendime denetmeye çalışıyorum. Onun da böyle alıştığı, bildiği, sevdiği marka olduğu sürece içi rahat ediyor. Evet. Bu arada arkadaşlar, cildinizi kurutmadan temizleyen bir ürün olduğu için içiniz kesinlikle rahat olsun. Annemin cildi kuru, benim cildim karma. Cilt deyince bir şey söyleyeceğim, bir anım var, anlatacağım senden ilgili. Sen çok küçüktün, hatırlamayabilirsin. Çok zor uyuyan bir çocuktu. Seni uyuttum. Benim yatak odamda yatağın üstüne bıraktım ve salona döndüm, oturdum, televizyon izliyorum. Saatler geçti, hiç ses yok. Seni kontrol etmeye geldim. Bir baktım ki Zeynep krem almış, saçlarına, vücuduna, her yerine bembeyaz olmuş. O görüntüyü hiç unutmuyorum. Çok kötü. Tabii bu hikaye uzun zamandır anlatıldığı için ben anladım şimdi. Evet, hep anlatırım krem deyince. O kadar zor arındırmıştık ki saçından o yağlı kremi, anlatamam. Sen ağlıyorsun, bir saatlerce banyo yaptık beraber. Çok fena ya. Evet, hep böyle cilt deyince hemen o anım aklıma gelir. Ya bu arada gerçekten hani birazcık zor bir çocukmuş ama muhtemelen bunu özellikle kız çocukları. Rujlarıma ne yapardın? İşte bak şimdi onu söyleyecektim. Bu çok kötü. Annemin rujlarını böyle açarmışım. Sonra açık haliyle hop üstüne kapakları kapatırmışım. Evet. Yani tamam, makyaja meraklıydım gerçekten hani çok. Küçükken. Bayağı bir süslüydüm ama bu da yapılır mı ya? Benim evladım şu an böyle bir şey yapsa çok sinirli. Evlat falan anlamam diyormuşum. Yok, sinirlenmiyorsun işte. Çocuk olunca. Ne güzel anı biriktiriyoruz. Evet, tatlı gerçekten. Bu arada benim de şimdi aklıma geldi, biliyorsunuz Anneler Günü için buradayız. Anneler Günü hediye önerim var size. Şimdi böyle bir sürü üründen bahsettim, annemle ortak kullanıyorum dedim ya. Siz de annenize belki böyle güzel bir kutu hazırlayabilirsiniz, değil mi? Tabii, çok güzel olur. Böyle renkli bir kutu alın, içine annenizin sevebileceği, benim bu saymış olduğum ürünlerden de koyarsınız mutlaka. Ürünleri koyun, işte böyle minik bir not yazın falan. Şöyle tatlı bir bakım sepeti hazırlayabilirsiniz bence. Çok güzel olur. Güzel fikir. Bir de yanına çiçek. Sen çiçek çok seviyorsun. Çok. Evet, güzel olur. Evet, o zaman artık söyleyeceklerimiz bu kadardı sanırım. Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Başta kendi annem olmak üzere tabii ki. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bence çok keyifliydi. Çok. Değil mi? Çok teşekkür ediyoruz. Migros TV'ye de abone olmayı unutmayın bu arada. Görüşürüz. Bye bye.